Emekli Büyükelçimiz Sayın Uluç Özülker yanımızda. Kısa bir değerlendirme alacağız kendisinden. Barış görüşmeleri, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde neler yaşandı, neler yaşanacak, yarına neler olacak? Kendisinden kısa bir değerlendirme alacağız. Efendim, aslında bu toplantının Türkiye'de yapılmakta oluşu dahi kendi içinde ciddi bir ilerlemedir. Çünkü bir taraflar, bu müzakerenin genel kaidesidir. Taraflar anlaşmak niyetleri varsa ve anlaşılabilecek konumda olan bir noktaya gelinmiş olduğunu varsayıyorlarsa müzakereye otururlar. Aksi takdirde birbiriyle hiç anlaşamayacak iki taraf gelip orada kavga etmek için buluşmaz. Şimdi Türkiye'ye büyük heyetler halinde gelip burada bu görüşmeleri yapmakla zaten iyi niyetleri olduğunu ortaya koymuş bulunmaktalar. Bunun Türkiye'de yapılması bizim yönümüzden de ayrıca iki noktada çok önem taşıyor diye bakıyorum. Birincisi her halükarda biz burada en fazla zarar gören ülke konumundayız efendim. Almanya'dır bizden sonra Avrupa'da en fazla zararı gören. Ve burada yapılmış olması bize olan güven duygusunu ve dolayısıyla barışa ulaşılma konusunda da bizim niyetimizi ve mücadelemizin temelini neye dayandığını da net bir biçimde ortaya koyuyor bu toplantı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu manada gerçek anlamda uzaklaşıyoruz. Çünkü Amerika savaş yoluyla Rusya'yı diz çöktürmek peşine düşüyor. Buna karşılık bizim için burada barışı bir an evvel sağlayarak bu işi bitirmek çok daha önemlidir. Onun için bu toplantı bu yönden de ağırlığı ve önemi olan bir toplantıdır. İkinci husus, burada bugün yapılmış olan açıklama aslında çok önemsemek lazım. İlk adımlar olarak da değerlendiriyorum. Kiev bölgesi ve onun civarını Rusya ateşkes bölgesi ilan ediyor. Diyor ki ben buna hazırım, burada ateşkese gidebiliriz. Başka bir ifadeyle bundan sonraki adımın başlangıcıdır ve dolayısıyla bölgesel ateşkes olarak dahi değerlendirmek mümkündür. Ama ateşkes olsun dediği andan itibaren diğer hususlarda da bir anlaşmaya varabilmeye niyetim vardır şeklinde bir tutum ortaya koydu diye görülebilir. Şimdi buradan esas itibariyle diğer konulara baktığımızda en önemlisi elbette ki Kırım ve de Donbas olarak ortaya çıkmakta. Ve ben yani orada da yani bir hayal peşinde koşmamak lazım. Gerçekçi olmak daima iyidir. Bugün ben Zelenski'nin aslında Batı yönünden bugüne kadar kendisi için ortaya konulan telkin, talkın ve aynı zamanda tavsiyelere bakarak dolduruşa getirildiğini ve nihayet burada uyandığını düşünüyorum. Başka bir ifadeyle Batı diyor ki ben müdahale etmeyeceğim. Edersem 3. Dünya Savaşı olur. Peki ne yapacaksın? NATO da gelmeyecek. O da savunma ittifakı olduğuna göre saldırılırsa ancak cevap verebilir. Ey Ukrayna, ben sana silah vereceğim. Burada sen benim yerime gidip bu savaşı Rusya'ya zorlaştırarak hem öleceksin hem aynı zamanda benim işimi de görmüş olacaksın. Ben ekonomik ve mali yönden bastırırken sen de askeri yönden zora sokmak suretiyle Rusya'yı daha çabuk diz çökmeye hazırlayacaksın şeklinde. Ama yani bana ters geliyor bu. Neden biliyor musunuz? Ukrayna bir günah keçisi haline sokulmuş oluyor burada. Ölenler orada bütün Rusya falan bir şey olduğu yok. Kimsenin Rusya sataştığı da yok. Topyekin oradaki tankıyla, topuyla, tüfeğiyle şu anda bitirilmekte olan Ukrayna'dır. Yani bunun öbür taraftan da yani daha fazla silah aldım, daha fazla direndim ama yine daha çok ölmeye de aday olan gene benim. Burada yapılması gereken şey barışı olabildiği kadar süratlendirecek biçimde harekete geçmektir. İşte şu anda bu toplantı, Türkiye'de yapılan bu toplantı amacı bu olmak dolayısıyla da çok önemlidir. Şimdi içeride her iki tarafından yarın toplantıya devam etmeleri kararı çıktı. Bunu açıkladılar. Bu demektir ki konuşacak şeyler var. Dışişleri Bakanımız bir açıklama yaptı. Bu da çok ilginç. İlk defa bu kadar karşılıklı olarak taviz verildiğini gördük ve ümidimiz artmıştır dedi. Şimdi böyle baktığımız zaman her iki tarafında bir noktada bir uzlaşma anlayışıyla hareket ettiklerini kabullenmek gerekiyor. Bu açıklamalara da bakarak. Peki ne olabilir bunlar?
Zaten 4 nokta vardı. Oralarda da daha yumuşak olunacağı belli Rusya tarafından. Mesela beni çok ilgimi çeken şeylerden biri Avusturya'nın tarafsızlık örneğini olabileceğini söyledi Ruslar. Efendim Avusturya hem Avrupa Birliği üyesidir hem de NATO üyesidir. Yani eğer tarafsızlık ondan anladığı manada olacaksa tabii NATO'ya girmeyeceği hususunda artık çok netleşti. Onu bir kenara bırakıyorum ama bunun anlamı, arkasına yatan mana Avrupa Birliği'ne alındığı takdirde Ukrayna buna Rusya'nın ses çıkarmayacağıdır. Yani ne tarafından yaklaşsanız bu toplantı bir ümit toplantısı olabilme noktasındadır. Topyekün beklediğimiz, ümit ettiğimiz noktaya kadar her şey gider mi? Bir defa da gitmeyebilir ama son bir şey daha söyleyeyim. Gene buradan bir açıklama yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Lavrov yaptı bu açıklamayı. Evet veya Putin de olmuş olabilir. Bu müzakereler belirli bir noktaya gelmeden devlet başkanları arasında yani Putin'le görüşmemiz söz konusu olmaz veya Putin söyledi bunu. Zelenski ile bir araya gelmemiz mümkün değil. Bu da eşyanın tabiatında var. Evvela teknik düzeyde başlar bir müzakere ve en üst düzeye bir iki tane siyasi konu havale edilir. Onun ötesindeki her şey o zamana kadar bitirilmiş olur. Dolayısıyla şu anda teknik açıdan bu noktadayız ve bu da hayırlı bir şeydir diye değerlendirmek lazım. Heyet, Ukrayna heyeti Türkiye'yi garantör olarak önermiş. Bence hiçbir anlamı yoktur. Bakın Normandiya dörtlüsü diye bir şey var. Ukrayna ile Rusya imza attılar Donbas bölgesinde 2014 yılında. 14 bin kişi öldü o zaman da çarpışmalarda. Almanya ile Fransa da burada garantör olarak gösterildi. Onlar da imza attılar bunun altına. Ne oldu? Bugün gene savaşıyorlar. Almanya veya Fransa'nın gelip de önleyebilmesi mümkün oldu mu? Şimdi çok basit bir sual sorayım ben size. Biz garantör olduk. Sadece biz değil tabii. Bizimle birlikte başkalarının da mutlaka olması gerektiğini ifade ediyor. O başkaları kimler? İsmen de sayıyor. Başat güçler başta olmak üzere. Peki ben suali size sorayım. Buradan garantör olduk. İşte bitti. Aradan 2 yıl geçti. Yine Donbas bölgesinde, orada Ruslar çoğunlukta çünkü, yine bir olay çıktı. Ne yapacaksınız? Yani silahlı kuvvetlerinizle gidip Rusya'ya sen ne yapıyorsun kardeşim, otur oturduğun yerde ben garantörüm falan mı diyeceksiniz? Var mı böyle bir şey? Mümkün mü? İlk defa bu kadar heyetler yakınlaştı. Biliyorsunuz Antalya'da görüşmeler olmuştu ama İstanbul'da. Yani İstanbul veya Ankara olması önemli değil. Antalya'da bir araya geldiler, şimdi bunu devam ettiriyorlar. Bunu Belarus'ta yapmaları daha zor çünkü Belarus tarafsız değil. Normal olarak en son atılan füze dahi Belarus'tan geldi. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman Türkiye hem tarafsızlığı hem etkinliği hem de Karadeniz bölgesinin bir garantörü olarak düşünüldüğünde Montreux üzerinden burada bunun yapılması hem bize olan güveni hem de aynı zamanda kendileri yönünden de önlerinin daha açık olabileceğinin bir göstergesidir.